Merhaba arkadaşlar. Soldan sağa şanlı kalp hastalıkların ikinci bölümünde tanısını ve laboratuvar bulgularını da göreceğiz. İkinci bölümde soldan sağa şanlı hastalıklardan VSD ve diğer hastalıkların klinik bulgularına geçeceğiz. VSD'lerde örneğin küçük VSD'de 3 ila 6 bölü 6 pansiyonik üfürüm vardır. Tril tabii ki 4 bölü 6 ve üzerindeki üfürümlerde alınır. 3 bölü 6 da alınmaz. Orta VSD'ler ise genellikle üfürüm 3 ila 4 bölü 6'dır. Yine pansitoliktir. Tril 3 bölü 6 alınmaz. 4 bölü 6 üfürümlerde alınır. Büyük VSD'lerde ise palpasyonla sol ventrikül aktivitesi artmış, yani apex elimizi avucumuzu doldurmaktadır. Üfürüm artık tril oluşturmayacak şekilde en fazla 2-3 bölü 6'dır. Ve ikinci ses artık sertleşmiştir. Çünkü pulmoner artlar basınç yükselmiş. Pulmoner kapak daha sert kapanmaktadır. VSD hastalarında birinci sesle beraber başlayan, ikinci sese kadar devam eden haşin pansitolik bir üfürüm duymaktayız. Üfürüm yeri genellikle mezokardiyal otak ama yayılım yeri genellikle pistanımız sağıdır. VSD ve PDA büyükse eğer şant tabii ki çok fazladır. Ve akımlı oranında genellikle 4'ten fazladır. Yani pulmoner arteri giden kan miktarı, sistemik dolaşıma giden kan miktarının 4 katından fazladır. Bu hastalarda semptomlar erken, genellikle ilk 4-6 hafta içinde başlarlar. Bu bulgular genellikle ağır kalp yetersizliği, sık akciğer enfeksiyonu, malnütrisyon yani kilo alamama ve giderek artan pulmoner hipertansiyondur. Niye ilk 4 haftada semptomlar başlamaz? Çünkü fetal hayatta pulmoner resistans yüksek. Dolayısıyla pulmoner arter ve sağ ventrikül basıncı yüksektir. Şant çok fazla olamaz. Pulmoner resistans düştükçe pulmoner arter ve sağ ventrikül basıncı düşer. Ve dolayısıyla hem şant artar, hem üfürüm şiddeti artar, hem de hastanın klinik bulguları giderek artar. Asedil hastalarda muayene bulgusu olarak pulmoner odakta 2 bölü 6 şiddetinde bir sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. İkinci ses sabit çifttir ve tekst odakta da mityal sökülman bazı hastalarda duyulabilir. Bunun nedeni sağ kalbe sistemik dolaşımın üstüne bir de ASD'den geçen bol miktarda kan eklendiği için hem tekst kapaktan hem de pulmoner kapaktan daha fazla kan geçeceği için relatif bir pulmoner veya tekst darlığı gibi üfürüm çıkarabilir. İkinci ses çiftleşme nedeniyle sağ ventriküldeki kanın boşalması geçeceği için pulmoner kapak daha geç kapanır ve ikinci ses sabit çifttir. Burada kısa sistolik ejeksiyon üfürümü ve ikinci sesle sabit çiftleşme duyuyoruz. Fıtırık, fıtırık, fıtırık şeklinde. ASD'de semptom var mıdır? VSD'de ve PDA'da semptomlar erken başlar demiştik. Ama ASD'de semptomlar erken başlamaz. Örneğin bu iki hastada bu kızımız 22 yaşında bir üniversite öğrencisi. Bu kızımız da 15 yaşında bir voleybol takım kaptanı. İkisi de 20 ve 40 mm çapında geniş ASD mevcuttu. Fakat
hiçbir semptomu yoktu. Üfürüm dışında. Hastanede semptom olmayışın nedeni sol atrium ve sağ atrium arasında belirgin bir basınç farkı olmadığı için defekt büyük bile olsa şant çok fazla olmamaktadır. Demek ki şantı ve akımlı oranı değiştiren ya da etkileyen en önemli faktör 1. Basınç farklılığı 2. Defektin büyüklüğüdür. ASD'de defekt büyük bile olsa basınç farkı çok fazla olmadığı için şant çok fazla olmadığından dolayı klinik bulguda olmayabilir. Burada geniş VSD bir hasta, perimembranöz bir VSD, sol ventrikülden sağ ventrikülde bol miktarda kan geçmektedir. Burada bir telekardiyografik görüyoruz. Kalp büyük, kardiyomegali var. Pulmoner konusu oldukça kabarık ve akciğer damarlanması artmış, ayrıca infiltrasyon da var. Bu tipik bir soldan sağ şantlı hastalık filmi. Kardiyomegali var, pulmoner konusu kabarık, akciğer damarlanması artmış. Ayrıca akciğere çok fazla kan gittiği için infiltrasyon da mevcut, yani akciğer enfeksiyonu bulgusu da görülüyor. PDA'lı hastalarda hem sistolde hem diastolde aort ve pulmoner arteri arasında basınç farkı hep olduğu için sistolde fazla, diastolde az, devamlı sistolde artan, diastolde azalan bir üfürüm duyulur. Buna biz devamlı üfürüm, sistol ve diastol üfürüm veya kontinü üfürüm deriz. Bu hastaların nabızları da tabii ki canlı ve sıçrayıcıdır. Çünkü aortada veya arterlerde diastolik basınç düşüktür, kan pulmoner artere kaçtığı için. Ve eğer defekt ya da duktus büyükse hastada VSD ve VSD'de görüldüğü gibi hem takipne, hem dispne, hem taşikardi, yani kalp yetersiz bulguları birlikte görülür. Burada sistolde artan, diastolde azalan, birinci ve ikinci sesi büyük ölçüde örten bir sistolo diastolik, yani kontinü, yani devamlı bir üfürüm duyuluyor. Bu üç filmde kalp büyük, daha büyük, çok daha büyük. Pulmoner konusu hafif kabarık, daha fazla kabarık, çok kabarık. Akciğer damarlanması artmış, daha fazla artmış, çok artmış. İşte bu soldan sağa şant hastalıkların tipik bir tele filmi. Şant miktarına göre değişmekle beraber hafif, orta, ağır şanta bağlı olarak kalp büyük, pulmoner konusu kabarık ve akciğer damarlaması artmış olarak görmekteyiz. Bunların tanısını neyle koyarız? Neredeyse teknolojinin gelişmesi nedeniyle konjugal kalp hastalıklarının tanısı %99 oranında eko ile konulmaktadır. Burada bir sekundum ASD görüyoruz. Sol atrium, sağ atrium. Fosfovayiste bir defekt var. Yaklaşık 5-6 mm çapında. İşte burada görüyoruz. Ve burada da renk doplerle sekundum ASD nedeniyle soldan sağa şantı görüyoruz. Burada da yine geniş bir ASD var. Yaklaşık 20-25 mm çapında. Sağ atrium ve sağ ventrikül geniş şanta bağlı olarak, sol atrium ve sol ventrikül nispeten relatif olarak daha küçük.
Bu hastaların tanısını yaklaşık %99 oranında eko ile koyarız demiştik. Ama bazı hastalara kateterizasyon veya anjiyografi gerekebilir. Hangi durumlarda? Çok kompleks kalp hastalıklarında veya ameliyata verilecek hastalarda kesin tanıyı doğrulamak için ve basınçları ölçmek için veya tanı değil tedavi amacıyla kateter ve anjiyografi yapılabilir. Yani bir defekti kapatmak için veya bir darlığı gidermek için. Prognoz küçük arsene ve vesilelerde genellikle iyidir. Çoğunluğu yani %70-80'i spontan kapanır. Büyük vesile ve PDA'da pulmoner hipertansiyon gelişebilir. Eisenmenger sendromuna kadar ilerleyebilir. Sık akciğer enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu görülebilir. Ve hastalarda beslenme bozukluğu yani malnütrisyon görülebilir. Ve bazı hastalarda da kalp yetersizliği ve enfeksiyon nedeniyle eksitus yani ölüm görülebilir. Bu bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde tedavi kısmına gireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.